Bugün yine günlerden okul tatbikatları. Yeni bir okulumuza geldik. Buradaki okul tatbikatından görüntüleri sizler için hazırlayıp derleyeceğim. Şimdilik iyi seyirler. Görüşmek üzere. Çocuklar sıraya geçin dışarıda. Tüm öğrenciler dışarıda sıraya geçsin. Şimdi tüm öğrenciler sıraya geçtikten sonra gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Ve ondan sonra iki siren sesiyle tatbikatımızı başlatacağız. Toplamda iki siren sesi çalacağız. İlk sirende çök, kapan, tutun hareketini yapacak arkadaşlar. İkinci siren sesinde de tahliye çalışmasını yapacak. Bu şekilde tatbikatımız devam edecek. Savunmadan abiler gelmiş. Tatbikat yapacaklar burada. Arama kurtarma tatbikatı. Onunla ilgili önce bir bilgilendirme yapacaklar. Dinleyiniz. Çocuklar merhaba. Bugün biz burada sizin okulunuzda olası bir depreme ya da yangına maruz kaldığınızda nasıl hareket etmeniz gerektiğini anlatacağız. Daha sonra sizlerin bunları sınıflarınızda uygulayıp tekrar okulunuzdan nasıl tahliye ettiğinizi uygulamanızı göreceğiz. Hep beraber bunu burada yapacağız. Öncelikle ricam, ciddi bir şekilde birbirinizi kırmadan, incitmeden, dikkat ederek öğrettiklerimizi yapmanızı istiyorum. Daha sonrasında da okulunuzda daha önceden belirlenmiş acil durum ekiplerinizden, öğretmenlerinizden belirlenmiş ekiplerden de olası bir yangında nasıl müdahale edeceklerini burada bir ateş yakarak söndürmelerini isteyeceğiz. Çocuklar! Üst kat sınıf. Ve kat katımız gerçekleşti. Tekrar ediyorum. Üst kattaki sınıflarımız parça arka kapısından çıkış yapacaklar. Alt kattaki sınıflarımız ön ana giriş kapısından çıkış yapacaklar ve toplam alanda toplanacaklar. Çok güzel. Thank you.
Ceyhun Bey şu anda dakika tutuyor. Okul toplamda kaç dakikada tahliye edildi diye. Bunları da en son raporlarımıza ekliyoruz. Durdurdum şimdi. Metin abiyi gördüm, durdurdum. Çocuklar, anlattıklarımızı sınıflarınızda çok güzel uyguladınız. Tebrik ediyorum. Ayrıca okulunuzu 1 dakika 44 saniyede tahliye ettiniz. Bu süre yeterli bir süre, yani hızlı bir süre. Bundan dolayı da tebrik ediyorum sizi. Alkışlara geldiniz. Evet, okulunuz hadi bu anlamda başarılı. Çocuklar, şuna dikkat edeceksiniz. Tahliye esnasında birbirinizi ittirmek, acele edip telaş yapıp birbirinize zarar vermek yok. Buna dikkat edeceksiniz. Onun haricinde ben pek bir hatanızı görmedim. Gayet başarılı bir tahliye tatbikatı oldu. Aynı zamanda depremde yapmanız gereken hareketleri de güzel uyguladınız. Tekrar tebrik ediyorum. Şimdi biz söndürme ekibine, yangın söndürme ekibi vereceğiz. Sizler de uzaktan dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü biliyorsunuz yangın çok tehlikeli. Allah korusun, başınıza bir sıkıntı gelmez. Hocalarımıza gerekli eğitim ya da hatırlatma şu anda Ceyhun Bey tarafından gerçekleştiriliyor. Biz de şu bölgede Metin Bey'le beraber ateşin hazırlıklarını yapıyoruz. Çekiliyor, koparıyor. Yalnız insanlar bilmediği için ne yapıyor? Şuradan sıkıyor. Çekerken bu sıkıştığı için çıkmıyor bak. Yok, hayır, ben sıkıyorum şu anda. Bıraktım bak, çıkıyor. Ya şöyle tutarsan çıkıyor ama böyle sıkarsan sıkışıyor tabii. Direkt çekeceksiniz. Bir de mesela şey diyorlar ya, mesela diyelim ki küçük bir yangın var. Bu büyük bir top. Bunun yarısını kullandık, diğer yarısını boşamayacağız. Bakın, şunu çektiğiniz andan itibaren bir daha bu tüp kullanılmaz. Bir kere de sıksanız, yarım da sıksanız, çeyrek de sıksanız şu koptuktan sonra kullanılmaz. Ne dedik az önce? Bunlardan biri olmazsa bu cihaz kullanılmaz. Bu koptuktan sonra bu doluma gidecek. Anlaştık. Ne yaptık? Pini kopardık. Yangın devam ediyor. Aldık elimize cihazı. Açık alanda isek rüzgarı arkamıza alıyoruz. Kapalı alandaysak kaçış noktamızı arkamıza alıyoruz. Yani sınıfın içindeysek kapıyı arkamıza alıyoruz. Yangın büyürse kaçalım diyor. Ne dedik? Büyürse ne yapıyorduk? Kaçıyorduk. Aldık cihazı elimize, pili çektik, aldık cihazı elimize. Küçüldük. 1 metre kadar yaklaştık alevin olduğu yere. Yaklaştık, küçüldük. Alevin çıkış noktasına, çıktığı noktaya tetiğe basarak sıkıyorum. Sıktım. Çıkış noktası arkasına değil, sağına soluna değil, çıktığı yere. Sonra süpürerek sönene kadar basıyorum. Sıktım. Bitti. Söndü ateş. Tüp atıyorum yere, öyle şekilde. Tabii o tetiğe basıyorsun. Hayır, basıyorsun. Bunun mesajı da şu. Bu cihaz kullanıldı, bitti. Arkamdan gelen buna güvenmesin. Tamam, anlaştık. Şimdi ateşin hazırlıklarına yavaş yavaş geçelim. Önce mazotumuzu koyuyoruz. Benzinle mazot karışımı yapıyoruz. Ağırlıklı mazot oluyor. Benzini sadece alevi hızlandırmak için. Öğrencilerimiz de bizi merakla şu anda bekliyorlar. Ateşin yanmasına hazır. Benzinimizi de ekledik karışıma. Şimdi ateşi yakacağız. Ve hocalarımız da kasklarını takarak söndürmeye hazır oluyorlar şu anda. Rüzgar öyle.
Yanıyor hocam, yanıyor. Devam. Biraz kendimize gidelim, biraz soğuk ya, bayağı.